Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 4. sınıf matematik, konumuz doğal sayılarda sıralama. Doğal sayılarda sıralama ile ilgili etkinlik çözümleri yapacağız. Doğal sayıları sıralarken ya büyükten küçüğe doğru ya da küçükten büyüğe doğru sıralamalar yapacağız. Bu konuyla ilgili daha önce konu anlatım videosu paylaşmıştık. Ben buraya ekliyorum. Oradan izleyip konu tekrarı yapabilirsiniz. Bilmediğiniz yerlere bakabilirsiniz. Daha sonra bu videoya gelip benimle birlikte örnek soruları çözebilirsiniz. Şimdi kaleminizi, defterinizi hazırlayın ya da isterseniz açıklamalar kısmına eklediğim PDF'yi indirerek benimle birlikte bu örnekleri çözün. Sorularımızı çözerken benden önce yazın ve benden önce çözmeye çalışın. Videoyu durdurarak cevaplarınızı kontrol edin. Haydi şimdi başlayalım. Aşağıdaki sayıları kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayacağız sayılarımızı. Şimdi sayılarımıza bakalım. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi sıralıyoruz, ona dikkat ediyoruz. Burada ne demiş bize? Büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. Yani en başa büyük sayı gelmek zorunda ve büyüktür sembolünü kullanacağız. Önce büyüktür küçüktür sembolümüzü bir hatırlayalım. Şimdi büyüktür küçüktür sembolümüzü hatırlayalım. Büyüktür sembolümüz, küçüktür sembolümüz de bu şekilde. Bunları karıştırmamak için ne yapıyoruz? Sol taraflarına birer çizgi koyuyoruz. İkisine de koyduk. Bakın, ilk hangi harfe benzedi? B harfine benzedi. Bu büyüktür sembolümüz. İkincisi de K harfine benzedi. Bu da küçüktür sembolümüz. Bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayacağımız için büyüktür sembolümüzü kullanacağız. Buraya hemen yazalım unutmamak için. Büyüktür sembolümüz bu. Burada birinci dikkat etmemiz gereken şey sayıların kaç basamaklı olduğu. En büyük basamağa sahip olan sayı daha büyüktür. Şimdi basamaklarımızı sayıyoruz. Birinci sayımız 5 tane rakamdan oluştuğuna göre 5 basamaklı. İkinci sayımız 6 basamaklı. Üçüncü sayımız yine 5 basamaklı. Dördüncü sayımız 6 basamaklı. Ve son sayımız yine 6 basamaklı. Şimdi 3 tane 6 basamaklı sayımız var. O zaman ne yapıyoruz? 3 tane 6 basamaklı sayıyı kıyaslıyoruz önce. Çünkü en büyük sayıyı arıyoruz. Evet, bakıyoruz. 256.867, 250.989, 520.354. Burada en büyük olan sayı kaç? 520.000. 520.000, 250.000 ve 256.000'den büyüktür. O yüzden son sayımızı en başa yazıyoruz. 520.354. Büyüktür sembolümüzü koyduk ve onun üstünü çizdik. Onunla işimiz bitti. Sonra yine 6 basamaklı sayılara bakıyoruz. Çünkü 6 basamaklı sayılarımız var. Burada 256.000 var. Burada 250.000 var. 256, 250'den büyüktür. O yüzden ikinci sayımızı ikinci sıraya yazıyoruz. Evet, 256.000 daha büyük olduğu için onu yazıyoruz. 256.867. Büyüktür sembolümüzü koyduk. 6 basamaklı son sayımız kaldı. Hemen onu ekliyoruz. 250.989. Büyüktür. Şimdi 2 tane 5 basamaklı sayılarımız kaldı. Onları karşılaştıracağız. Burada 52.000 var. Burada 56.000 var. 56.000 52.000'den büyük olduğu için 56.000'i daha önce yazıyoruz. 56.103. Büyüktür. Son hangisi kaldı? Bunu da yazdık. 52.634. Sayılarımızı büyükten küçüğe sıralamış olduk. Şimdi ikinci örneğimizi çözün, videoyu durdurun ve daha sonra cevabınızı benimle birlikte kontrol edin. Şimdi ikinci sıradaki sayılarımızı sıralıyoruz. Yine büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Önce basamak sayılarını sayalım. Birincisi 4 basamaklı, ikincisi 6, üçüncüsü 6, dördüncüsü 6, beşincisi de 6. Bir tane 4 basamaklı sayımız var, diğerleri 6 basamaklı. Şimdi bu 4 sayımızı aralarında karşılaştırıyoruz. En büyük basamağına bakıyoruz.
Burası 4, 8, 4, 8. 8'ler daha büyük olduğu için önce 8'lerle başlayanları kıyaslıyoruz. Kıyaslarken ne yapıyoruz? 8'ler aynı olduğu için siliyoruz. Sonra 10 binler basamağında ikisinde de 5 var. 5'leri siliyoruz. Daha sonra yine binler basamağında 5 var. 5'leri siliyoruz. Karşılaştıracağımız sayılar 0 ile 4 oldu. Şimdi 0 mu büyük, 4 mü büyük? 4 daha büyük olduğu için son sayımızı en başa yazıyoruz. 855.420. Bunu sildik. Sonra ne yapıyoruz? Yine 800 binle başlayan ikinci sayımızı yazıyoruz. Büyüktür sembolümüzü koyduk. 855.024. Büyüktür. Şimdi bunu da sildik. İki tane altı basamaklı sayımız kaldı. Şimdi onları karşılaştırıyoruz. 100 binler basamağında 4 var. İkisini de sildik. 10 binler basamağında 1 var. Onları da sildik. Binler basamağında 5 var. Onları da sildik. Yüzler basamağında 1 var. Onları da sildik. Onlar basamağında birincisinde 6, ikincisinde 0 var. 6 daha büyük olduğu için bu sayımızı 3. sıraya yazıyoruz. 415.162. Sonra diğer 6 basamaklı sayımızı ekliyoruz. Bunu da çizelim. 6 basamaklı sayımızı ekleyelim. Büyüktür. 415.108. Bunu da çizdik. Ne kaldı en sona? 4 basamaklı sayımız kaldı. Onu da en sona yazıyoruz. Büyüktür. 7.485. Şimdi sıradaki sorumuzu çözün ve videoyu daha sonra izlemeye devam edin. Şimdi birlikte çözelim. Sayılarımızın basamak sayılarını sayalım. Birincisi 5 basamaklı, ikincisi 5 basamaklı, üçüncüsü 5 basamaklı, dördüncüsü 5 basamaklı, beşincisi 6 basamaklı. Burada hiç düşünmemize gerek yok. 6 basamaklı sayı en büyük sayıdır. O yüzden onu en başa yazıyoruz. 303.512 büyüktür. Şimdi 5 basamaklı sayıları aralarında kıyaslıyoruz. Ne yapıyoruz? 10 binler basamaklarına, yani en büyük basamaklara bakıyoruz. Bu 3 ile başlamış. 3 ile, 3 ile, 3 ile. Hepsi 3 ile başladığı için 3'leri sildik. Şimdi binler basamaklarına bakıyoruz. 5, 5, 3 ve 0 var. Bunlardan en büyükleri hangisidir? 5 olanlar. 2 tane 5 olan olduğu için şimdi onları kıyaslıyoruz. 5'leri sildik. Yüzler basamaklarına bakıyoruz. 8 ve 5 var. 8 daha büyük olduğu için birinci sayımızı yazıyoruz. 35.845. Bunu da sildik. Karşılaştırdığımız sayı hangisiydi? 35.584. Sonra onu yazıyoruz. 35.584. Onu da sildik. Ne kaldı? İki tane sayımız kaldı. Binler basamağı bir tanesinde 3, bir tanesinde 0. Hangisi daha büyüktür? 3 daha büyüktür. O yüzden 33.398 yazıyoruz. Büyüktür. 33.398. Onu da çizdik. Sona ne kaldı? 30.357. 30.357. Evet, sıradaki soruyu çözün ve videoyu izlemeye devam edin. Bakıyoruz sayılarımıza. Kaç basamaklı sayalım? 4 basamaklı, 6 basamaklı, 5 basamaklı, 6 basamaklı ve 5 basamaklı. 2 tane 6 basamaklı sayımız var. Büyü bulmak için ikisini karşılaştırıyoruz. En büyük basamaklarına bakıyoruz bu 6 basamaklı sayıların. Yani 100 binler basamağına. Burada 6, burada da 6 var. O yüzden onları çıkartıyoruz. 10 binler basamağına bakıyoruz. 1 var, 8 var.
Hangisi büyüktür? 8 daha büyüktür. O yüzden bunu yazıyoruz önce. 681.234 büyüktür. Sonra karşılaştırdığım sayıyı yazıyoruz. 610.245 büyüktür. Şimdi 5 basamaklı sayıları karşılaştırıyoruz. En büyük basamağına bakalım. Bu da 6, bu da 6. Sildik. Sonraki basamağını karşılaştırıyoruz. Burada 2 var, burada 4 var. Hangisi büyüktür? 4 daha büyüktür. O yüzden bu sayımızı yazıyoruz. 64.275 büyüktür. Karşılaştırdığımız sayı yazıyoruz. 62.917 büyüktür. Ne kaldı? Bunların hepsini yazdık. En sona 4 basamaklı sayımız kaldı. En küçük sayımız o çünkü. Onu yazıyoruz. 6490. Şimdi de küçükten büyüğe doğru sıralayacağımız sayılar var. Videoyu durdurarak önce soruları siz çözün, sonra cevaplarınızı birlikte kontrol edelim. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. O yüzden küçüktür sembolünü kullanacağız. Az önce yaptığımızda sayıların en büyüğünü bulmuştuk. Şimdi en küçüğünü bulacağız. Önce basamak sayılarını sayıyoruz. 5, 5, 6, 5, 5. Bir tane 6 basamaklı sayımız var. Diğerleri 5 basamaklı. Biz küçüğü aradığımız için önce 5 basamaklıları karşılaştıracağız. 5 basamaklılarının en büyük basamağına bakıyoruz. Burası 8, 6, 8, 7. Neyi arıyoruz biz? En küçük sayıyı arıyoruz. Çünkü küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Burada en küçük sayı 6 olduğu için bunu en başa yazıyoruz. 65.742. Küçüktür sembolümüzü koyduk. Bunu çizelim. Şimdi tekrar sayılarımıza bakalım. 8, 8 ve 7 vardı. 7, 8'den daha küçük olduğu için bunu ikinci sıraya yazıyoruz. 75.821. Küçüktür. Bunu da yazdık. Çizelim. Şimdi 2 tane sayımız kaldı. Onları karşılaştırıyoruz. Küçük olanı bulacağız. İkisi de 8 ile başladığı için 8'leri çiziyoruz. İkinci sayıları yine aynı. 0 ve 0. Onları da sildik. Yüzler basamağındaki sayılarımız yine aynı. 5, 5. Onları da sildik. Sonra sıradaki sayımız 2 ve 4. Hangisi daha küçük? 2 daha küçük olduğu için bunu yazıyoruz. 80.526. Çizdik üstünü. Karşılaştırdığımız sayımız hangisiydi? Buydu. Bunu yazıyoruz. Küçüktür dedik. 80.543. Küçüktür. Ne kaldı geriye? 6 basamaklı sayımız kaldı. 6 basamaklı sayımız en büyük sayımızdı. O yüzden en sona kaldı. Hemen onu yazıyoruz. 640.235. Şimdi sıradaki örneğimize geçelim. Hata yapmamak için benim gibi sürekli sayılar arasında kıyaslayarak gidin. Baktınız, bu sayı büyük falan, 9'ları gördün mü insan daha büyük olduğunu düşünüyor bazen. Sayının basamaklarını saymayı, basamaktaki sayı değerlerini karşılaştırmayı unutmayın. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Hemen basamak sayılarını yazalım. 5, 5, 6, 6 ve 5. 3 tane 5 basamaklı sayımız var. Şimdi onları kıyaslayacağız çünkü onlar daha küçük. 4 ile başlıyor bu. Bu 9 ile. Bu da 5 ile başlıyor. En küçük hangisi? 4, 9 ve 5 var. 4 daha küçük olduğu için en başa bu sayımızı yazıyoruz. 47.056. Küçüktür. 5 ile 9 kaldı. 5, 9'dan daha küçük olduğu için bunu ikinci sıraya yazıyoruz. 51.473. Küçüktür. Kıyasladığımız son sayımız 90.053. Küçüktür. Şimdi 2 tane 6 basamaklı sayımız kaldı. Onları kıyaslayacağız. Bu 4 ile başlamış, bu 9 ile başlamış. Hangisi daha küçüktür?
4 ile başlayan daha küçüktür. O yüzden bunu yazıyoruz. 419.051. Küçüktür. En sona bu sayımız kaldı. 90.378. Sıradaki sayılarımızı karşılaştıralım. 6 basamaklı 6, 5, 4 ve 5. En küçük kaç basamaklı olandır? 4 basamaklı olan. Hemen diğerleriyle karşılaştırmamıza gerek yok. En başa onu yazıyoruz. 1999. Küçüktür. Şimdi 5 basamaklı sayıları karşılaştırıyoruz. Başında 1 var, bunun da 1 var. Sonra 2 var ve 9 var. Hangisi daha küçüktür? 2 daha küçüktür. O yüzden bunu yazıyoruz. 12.564. Küçüktür. Karşılaştırdığımız sayımız 19.200. Küçüktür. Şimdi 6 basamaklı sayılarımızı karşılaştırıyoruz. 1 ile başlamış, 1 ile başlamış. Sıradaki sayımız 1, burada 0. Hangisi daha küçüktür? 0 daha küçük olduğu için bu sayımızı yazıyoruz. 102.203. Küçüktür. En sona ne kaldı? Birinci sayımız. 112.095. Sıradaki sayıları da sizin çözmenizi istiyorum. Ve küçükten büyüğe doğru sıralamanızı istiyorum. Yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Etkinliğimiz burada bitti. Konu anlatım videomuzu hala izlemediyseniz ben buraya ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.